Röportaja gelmedim aslında. Çay içmeye gelmiştim ama hazır bari gelmişken dertleşelim dedim. İyi yaptın abi. Başladı Dakar. Hoş buldum, sağ olasın. Dakar başladı, evet. Buruz yani, gidemedik. Hiç izleyesin bile gelmiyor açıkçası. Maalesef zaten izlemiyorum da yani, böyle bir işte kaydı alıyorum. Ertesi gün biraz böyle motosiklet grubuna bakıyorum böyle. Bizim, daha doğrusu şahsım adına benim daha çok sevdiğim bir rot. Hani böyle tamamen çöl. Tam senlikti bu sene, evet. Evet, kaybolma şansın daha az en azından. İzler de var ya, o yüzden. Tam gaz gitti mi? Tam senlik. Gaz diyebileceğim. Evet, üzücü bir durum. Kemal abinin bize vermiş olduğu bayrağı maalesef ondan sonra bir sefer taşıyabildik. Çok heyecanlanmıştık. 4 pilot birden gitmişti. Evet ama işte Koraya maalesef hayat çıkarmış, öyle Erkan. Değil. Sırf motosiklette değil. Hani ÖTV indirim işte motosiklet bindi indi falan bu muhabbetlerden ziyade uluslararası arenalardaki bu tarz yarışlar Euro bazında tamamen paraya dayanır. Yani hayat zaten bir para üzerine konuşulduğu evet. için kabaca ne kadar peki abi mesela bu sene gitseydin? Yani 100 geçmiş bin euro yani. Hani bu, 100 yani bin teşekkür euro. Ederim. Yani işte kolumda işte gene Dakar'dan kalma operasyonlar devamlı geçiriyoruz. İşimiz bu. Bu riski alıyoruz evet. Evet abi, işimiz bu yani. Burada düşmeden kalkmadan bu iş yani doktor değiliz sonuçta ama elimizde bir şey olmaz değil mi? Bizim mesleğimiz burada, düşeceksin, kalkacaksın, kıracaksın ki daha fazla hizmet edebiliriz. Aslında biz memleketimize hizmet ediyoruz. Hani bayrağı dalgalandırıyorsun, hizmet ediyorsun. Evet, seven var, sevmeyen var. Eleştiren var. Hepimiz öyle canım. Eleştiren evet. var. Meyve veren ağaçlaşlarız. Evet. Yani sadece eleştiren insanlar okuduğum zaman üzülüyorum. Çünkü olayın gerçeğini bilmeden. Zorluğunu da bilmeden. Konuşuyor evet. insanlar. Konuşan çocuklar da genelde 17-20 yaş arasındaki çocuklar. Üzülüyorsun. Halbuki ben o tarz yaştaki çocuklara, arkadaşlara, bütün yarış camiasına hep kapılarımı açan, elimden geldiği kadar imkanım olduğu kadar hep yardımsever ve fikirleri destek veren, yardımcı olan bir kişiliğe sahibim. Evet, Dakar'da olamamak bizi açıkçası bu sene üzdü. Çünkü memleketimizde evet bazı sıkıntılar yaşandı. Şu anda da gene seçim arenası. Hep de senin ona denk geldi bu evet, arada. Evet yani bu bir maalesef. Kısmetsizlik ama hani evet. burada ne yazıyorsun? Alın yazında ne evet. varsa onu yaşarsın. Evet. Yani sonuçta sen istediğin kadar çırpın gitmek istiyorum de. Hı hı. Biz geçen sene yani bu senenin Dakar'ına kayıt ön kayıtları yaptırmıştık aslında. Evet, konuşmuştum ben ilk geldiğimde. Yaptırmıştık ama yani. Yaptırdıktan sonra da yine böyle euronun bir anda böyle 8 lira falan çıkmış, hatırlıyorsun. Hatırlamaz. Yani 100 bin euro hani yani kıstın, oradan kıstın, buradan kıstın, 70 bin euroya düştüğünü hayal etsen bile hani ödeyebileceğimiz bir rakam değil, değil. Sponsor olmadan. Ki federasyon evet. destek oldu değil mi aslında? Ya, Türkiye Motosiklet Federasyonu evet yani Şakir ve birçok sporcuya mümkün mertebe elinden geldiği kadar destek olan bir kurum zaten bu. Evet, bunun da aslında bir sürü yorum bizim. Yazacak. Ya ona yazar, etti, buna yazar, yazar. Ben yani, senin Dakar üzerine konuşuyorum. Şimdi yani Serkan yazar, ve onun, Şakir Şankalacı'ya. Ya burada Serkan var, Şakir evet. var, Fırat var, Ümit var, Burak Özdemir var, Barış Tok var. Bir evet. sürü ismini zikredeceğim, sayacağım. Bir sürü yarışı var. Biz tırnaklarımızla geldik kardeşim. Burada bana hiç kimse saygısızca, terbiyesizce laf konuşamaz. Sebebiyle ben 30 yılımı vermişim bu işe. 30 yıldır aktif yarışıyorum. Şampiyonlar şampiyon unvanı almışım. Bana kimse böyle lagoluga yapamaz. Ama kim yapabilir lagoluga yapabilir? Paran yoksa yaparsın. Yani bu gidemiyorsun işte. Lagoluga oldu bizim için her şey. Evet. Hayat bir maraton. Koşuyoruz yani. Dolayısıyla gidememek üzdü. Şahsım adına orada yapılan Dakar yarışı aslında insanlar şunu anlıyor. İşte gittin ne olacak? Ya çölde gidiyorsun. Ha gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Öyle bir dünya yok. Önünde 10 bin kilometrelik bir rota var. Ve orada insanlar ülkesi için yarışıyorlar aslında. Hem bireysel yani isim olaraktan yarışıyorsun. Çünkü motosikletin üstünde bir canlı var, insan var. Kendi ismini zikrederekten gidiyor. Ve ama bayrağını dalgalandırıyor. Bu bir dünya şampiyonası değil. Bu şampiyonanın motor sporlarındaki en büyük organizasyon. Şimdi bugün Supersport, Superbike, ne bileyim Dünya Motocross Şampiyonası cumartesi, cumartesi, pazar 3 gün içinde belirli saatlerde yapılır ve biter. Hı hı. Dünyanın en büyük organizasyonları bunlar da. Dünya arenası. Ama Dakar 15 günlük, 10 günlük ve 10 bin kilometre uzunluğunda bir yarıştan bahsediyoruz. Çok yıpratıcı yarış. Yani ya. Evet, insanın çünkü psikolojisinin bozulduğu, insanın ya benim bundan önce askerlik gibi, daha önce hayatım var mıydı? Daha önce çay içebiliyor muydun? Nefes alabiliyor muydun? Bir sürü şey düşünüyorsun. Kafa gidiyor yani bu yarışta. Ve ölebilirsin yani sonuçta. Hani ölen de oluyor zaten. Tabii canım yani bu deidir olursun, su kaybından ölürsün, kalp krizi geçirirsin, kondisyonun yetmez. Birçok şey var bu kamera arkasında Dakar'la ilgili ama
üzülüyorum işte ben niye gidemiyorum Dakar'a, işte ben de gitmem lazım. Ya arkadaşlar Dakar orada. Gidebilen varsa buyursun gitsin. Zaten sen her ne kadar gitmek istiyorum desen de herhangi bir yarışçı kayıt parasını yatırsan da organizasyon senin bir kere kimliğine bakıyor. Burada diyor gelip ölebilirsin diyor. O yüzden de organizasyon bir karar veriyor. Ya da birinci gün, ikinci gün seni hemen bir şekilde diskalifiye ediyor oradan. Gönderiyor yani bir şekilde çünkü bitiremiyorsun. Tabii. Şimdi adam sana orada yarışmak, yarıştırmamak için değil, ölme diye aslında yapıyor. Burada fabrika sürücülerinin çok daha başarılı olduğunu görebilirsin. Çünkü fabrika arkasında, kamera arkasında bir yarışçının 10 tane ekibi var yani. Karavan orada, servis elemanları orada, masör orada, diyetisyen orada, yemekçisi orada, doktor orada, aklına girebilecek her şey perde arkasında orada. Biz nasıl gidiyoruz yarışa? Biz gittiğimizde orada bir tane tırın lastiğinin altında bir tane çadır kurmaya çalışıyorsun. İki lokma sandviç bir şey atıyorsun ağzına. Bir tane su içiyorsun, bir bardak su içiyorsun, motorunu tamir ediyorsun. Dışarıda yatıyorsun. Sabahta işte 5000 kilo, 500 kilo, 1000 kilo rotada gidiyorsun. Bir de bu yarış süreci. Yarış öncesinde adamlar tamamen buna odaklanmış şimdi, durumda. Sen burada kendi işte dükkanın evet var. Evet abi şimdi burada şöyle düşünsene. Bir sporcunun bir yıllık masrafını dökerim ben size kalem kalem ortaya. Yani böyle bir matematik yapmaya gerek yok. Bir sporcunun Ocak ayından bir sonraki Ocak ayına adam gibi hem motosikletle ilgili konuşuyorsak. Motosiklet, kondisyon, yemesi, içmesi, kirası, işte ailesini geçirmesi, artı cürtü 200 bin lira. Tabii. Ki sen bu işin içindesin bir de yani maliyetleri daha da düşürtebiliyorsun. 200 bin lira her gün bir antrenman yapacaksın. Ocaktan ocağa bir yıllık antrenman maliyeti 200 bin liradır. Çünkü bu antrenman yaparken de bu pilot ya da sporcu geçimini de sağlamak zorunda. Çalışmayacak tabii. Çalışmayacak. Geçimini de sağlamak zorunda. Ev kiradaysa kirası ödemek. Ben hala kiradayım. 30 37 yaşındayım. Şampiyonlar şampiyonu ünvan almışım. Sayısızca Türkiye şampiyonluğum var. Binlerce kupam var ama kirada oturuyorum. Hiç kimse bilip bilmeden konuşmasın. Konuşabilen adam da varsa gelsin bana söylesin. Bugün Dakar'a gidebilir miydim? Arkadaşlar giderdim. Ben bugün bu seneki Serkan Özdemir'le beraber biz bu seneki Dakar'a gidebilirdik. Niye gitmedik? Çünkü bizim sokağa atacak öyle bir paramız yok. Ama ben oradan, o sponsordan, ondan 3 lira, bundan 5 lira, ondan 20 lira sponsorlardan toplayıp bu parayı gidip harcayabilirdim. Harcamadık. Neden biliyor musunuz? Dışarıya paramız gitmesin, kendi içimizde kalsın istedik. Anlatabiliyor muyum? Bakın biz böyle bu kadar senin belki düşünemeyeceğin hani ya yarışçı bunlar nasıl şöyle para geliyor. Benim öyle bir zenginliğim olsa Maslak Atatürk Otosanayi de niye böyle bir soba başında tamirhanem ya da satış bir atölyem olsun. Biz ekmeğimizi ellerimizle kazanıyoruz. Kazandığımız parayı da kıymetini bilmeye çalışıyoruz. Anlatabiliyor muyum abi? Yoksa Dakar'a gitmek ne olacak ki? Bulursun. Al beni bu sene daha sezon başlamadan yeni bir anlaşma yaptık. Dakar'ın yine ana sponsorundan Karcher diye bir yıkama motorları, halı yıkama bir sürü ürünleri var. Karcher daha Şakir Şenkalaycı ismine geldi. Dedi ki biz dedi seninle yıllar önce yarışmıştık Şakir'cim dedi sen beni hatırlamazsın dedi. Hani buradan sizin aracıyla da selam gönderirim Gökhan Gökmen'e. Öyle bir sohbetimiz oldu. Biz dedi bir ay var yılın bitmesine biz bu yılki bütçeden sana da bir destek yapmak istiyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Süper bir şey tabii ki. Ve gerçek mi söylüyorsun abi? Evet dedi biz de destek olmak istiyoruz dedi. Senin ne ihtiyacın varsa dedi, yıkamayla ilgili. Yani budur arkadaşlar. Hamur açılır. Hamur sonra şekillenir. Sen daha hamuru açmadan şekillendirmeye çalışıyorsun. Kalktı. Destek oldu. Arkasından işte sezonun sıkıntılarını bilen Vakkorama'nın sahibi Cem Hakko iletişime geçti. Şakir Şenkalay 2019 yılında medya sponsorunuz Power FM olarak. Hani neden biliyor musunuz arkadaşlar? Süper, evet. Neden biliyor musunuz? Şimdi bugün Şakir Şenkalay'a medya sponsoru olmak bir şey değil. Ahmet'e de Mehmet'e de olursun. Sen Şakir Şenkalaycı'ya medya sponsoru olduğun zaman örnek veriyorum. Şakir sırf egosu ben egolu bir insan değilim. Hayatta da egolu insanı sevmem. Şakir orada kendisinden fazla kardeşinden bahseder. Yanında çalışan adamdan bahseder. Öbür öğrencisinden bahseder. Ahmet'in ismini geçirir. Mehmet'in ismini geçirir. Hasan'ın ismini zikreder. Yani farklı sporcu arkadaşlarımızın da ismini zikrederek de arabasını kullanan insan, aa Şakir Şenkalaycı bir yarışçı, aa bak Ahmet'e de söyledi, Mehmet'e de söyledi. Yani bu böyle yayılması lazım. Şimdi ben radyoda bir demeç veriyorsam, Şakir şöyle, Şakir böyle, Şakir aşağı, Şakir yukarı desem lan dersin, egoya bak. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey de sevmem zaten. Sporcularda biraz ego olsun evet, zaten. Ya. Ben çok bugün da şey değil. Yıkama bana karşı sponsor olduğu zaman dedim ki hemen, ya dedim evet Türkiye'de
birçok yarışçı arkadaşlarımız da biz bunları da farklı bir konsept yapalım. Hani Şakir'cim ne istiyorsan onu yapabilirsin. Hani indirim, ne kadar indirim istiyorsan. Hı. Bakarız dedi bize geliş fiyatlarını adam sağ olsun. %50 mi? Gerekiyorsa %60 ya. Biz zarar edelim. Ama insanlara faydamız olsun. Hı.